Erken doğum riskinin yüksek olduğu hastalarda rahim ağzı uzunluğunun uzun ya da kısa olmasına göre aslında bizim yönetim planımız değişebilmektedir gebelikte. Bu yüzden bu hastalarda ölçüm çok büyük bir öneme sahiptir ve deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Ölçümü bu risk grubundaki hastada yapacaksak, doğru bir ölçüm elde etmek istiyorsak vaginal ultrason kullanarak yapmaktayız. Düşük riskli bir popülasyonda, yani genel toplumda gebelerimize rutin baktığımız gebelerimizde de bu amaçla bir rahim ağzı uzunluğu taraması hızlıca yapmak istiyorsak bu amaçla karından ultrason sırasında da bir miktar değerlendirme yapabiliriz. Fakat tekrar söylemek istediğim, özellikle doğru bir ölçüm yapmak istiyorsak, biz buna göre tedavimizi belirleyeceksek, riskli grupta bir gebeysek bu durumda ölçümün mutlaka deneyimli bir elde, düzgün koşulların sağlandığı bir ölçüm standartıyla ve cihazıyla ve uygun gebelik haftasında vaginal yolla yapılması önemlidir.